çekirdek ağaç ilişkisi. Bak her bir şecere, her bir ağaç kainatın hakaykına misal olabilir. Konuyu çok karışık olduğunu düşündüğümüz mevzu çekirdek ağaç ilişkisiyle çok rahat anlatıldı. Evet diğer yöntemimiz ne? Çekirdek ağaç ilişkisi. Bu da külliyatta çokça geçiyor. Hani hepimiz bildiğimiz bir şey ama aynı bu güneş misali gibi böyle hani tabir caizse bizim can kurtaran, sıkıştığımızda mevzuyu çözecek, izah etmemize çok yarayacak başka bir misal türü. Bir güneş mevcudat ilişkisi, ikincisi de çekirdek ağaç ilişkisi. Bu da bizim böyle çoğu yerde işimizi kullanır. Yani hani maymuncuk şey anahtarı gibi bütün kapıları açar yani tabiri caizse. Ya bunu kullan ya onu kullan. Mevzuyu izah edersin ve anlamaya vesile olur. Hemen ona bakalım. Kainat bir şecere hükmünde olduğu için her bir şecere kainatın hak aykına misal olabilir. Bak her bir şecere, her bir ağaç kainatın hak misal olabilir. İşte biz de şu odamızın önündeki muhteşem, muazzam çınar ağacını kainata bir misal, musallar hükmünde tutup kainattaki cilve-i ehadiyeti onunla göstereceğiz. Üstad ne yapıyor? Bak burada şimdi güneş misaliyle değil, ağacı ne yapıyor? Kainatın bütün hak misal olabilir diyor. Ağaç ilişkisi, çekirdek-ağaç ilişkisiyle demek ki kainatı şey yapabiliriz. Yani Üstad o zaman demek ki e, Risale-i Nur'da e, ağaç-çekirdek ilişkisiyle bütün kainatın hakaykına misal olabilir. Buradaki söylüyor, onu kullanabilirsin diyor ve kullanmıştı zaten. Onun örneklerini birkaç şey yapacağız. Başka örnekte ne var? İnsan şecere-i hilkatin meyvesi olduğundan, yaratılış ağacının meyvesi olduğundan, meyve gibi en uzak ve en cami ve umuma bakar ve umumun cihetül vahdetin içinde saklar bir kalp çekirdeğini taşıyan ve yüzü kesrete, fenaya ve dünyaya bakan bir mahluktur. Üstad burada bak insanı tarif ederken neyi kullandı? İnsanı ve kainatındaki durumunu da anlatırken ağaç ve ağaç misalini kullandı burada. Şecere hilkatin meyvesi noktasından anlattı. Mesela ne oldu? Ağaç, şecere hilkat. Meyve ne dedi? İnsan dedi. O meyvenin içinde de ne vardı? Çekirdek. Çekirdek de ne dedi? Kalp dedi değil mi? Bir kalp çekirdeğini taşıyan. Peki bu çekirdek ağacın ilk çekirdeğinin nesidir? Hem aynıdır hem gayrıdır değil mi? O zaman ne buradan ne çıktı? İnsanın kalbindeki çekirdek aslında ki Katin de çekirdeği olan şeyin aynısıdır. Bu kalple. Bak bu çıkarım buradan çıkıyor. Değil mi? Şimdi buna diyor ki bu ağaç şeceri Bunun meyvesi insan. Bu meyvenin içinde de kalp çekirdeği var diyor. Bu çekirdek bu ağacın bütün özelliklerini taşımıyor mu? Bunun ilk çıktığı, bunun kendi önceki çekirdeği de nedir? Gene bu çekirdeğin aynısıdır. Mesela bak ne kadar izah oldu değil mi? Bir diğer örnek. küre arz alemi şehadette bir çekirdektir. küre arz, bak şimdi küre arzı bir çekirdek yaptı. Demin insanın, insanın meyve çekirdek yapmıştı. Alem misaliye ve berzahiyede bir büyük ağaç gibi semavatta omuz omuza vuracak bir azamettedir. Çekirdek ne oldu? küre arz. Ağaç ne oldu? Alem, misal ve berzah. Bak neyi anlattı? küre arzın alem, misal ve berzahla ilişkisini neyle izah etti? Çekirdek ağaç ilişkisiyle izah etti. Değil mi? Demin mesela neyi kullanmıştık? Güneş mevcudatı kullandık. Burada da neyi kullandık? Çekirdek ağaçlığı neyi anlattı? küre arzla alem, misal ve berzahtaki ilişkiyi anlattı. Demek ki Üstad bunu kullanmış. Biz de mevzularımızda acaba çekirdek ağaç kullansam bu mevzuyu nasıl izah ederim diye bakmamız gerekiyor. Yani çoğu şeyde de işe yarar yani emin olun. O anlaşılmayan birbiriyle ilişkisi karışık olan ilişkiler pat diye birden çözülüyor. O meyveye bakıyor, onun, onun çekirdeği, o ağacı, onun dalı, onun meyvesi. Hemen o ilişki şeyler çıkıyor. Birbiriyle ilişkisini yakalayabiliyoruz. Mesela başka bir örnek. Çünkü ağacın neticesi meyve olduğu gibi, meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçtır. Çok güzel. Kanuniyet. Fırsat diyor ki, bak şeyi veriyor, buna göre de uygulayacağım ben diyor. Bak bu, bu doğru mudur diyor, bu kanuniyete kabul, yani fıtrat kanuniyetini biliyor musun diyor. Bak ne diyor, ağacın neticesi meyve olduğu gibi, meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçtır. Bu fıtratın kanunu, herkes bunu her gün her anda görüyoruz. Şimdi bununla hemen mevzuyu bağlayacak. Evet bu hayatın gayesi ve neticesi hayatı ebedi olduğu gibi bir meyvesi de hayatı veren zat-ı hay ve muhiye karşı şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbettir ki bu şükür ve muhabbet ve hamd ve ibadet ise hayatın meyvesi olduğu gibi kainatın gayesidir. Yani buradaki ilişkiyle üstad ne yaptı? Bütün hayatın gayesini, kainatın gayesini, ilişkisini kurdu ağaç, meyve, çekirdek tekrar e, gelecekteki yeni ağaç. Çekirdekteki onu not almışım mesela burada kalmış. Çekirdekteki her şey ağaç olmaz. E, i̇nsan kübra kainat-ı suradır. Yani buradaki ilişkiden üstad ne yapmış? Bu şeyi çıkartmış. Kainatın gayesi, kainatın gayesi neticesi hayat ebedi olduğu gibi ebedi bir hayattır. Bir meyvesi de hayatı veren zat-ı karşı şükür, ibadet, hamd, muhabbettir. Peki o meyve o şükür muhabbet de, ham da hayatın meyvesi olduğu gibi kainatın da gayesidir. Sana ağaç misali izah et diyor bunu. Çok güzel bir izah yöntemi. Mesela bunu nerede kullanabiliriz? Kullanmaya örneklerden bir tanesi bu. Çekirdekten ağaç olmasına, temessül ve teşahhus konusunda bunu kullanabiliriz. Yani anlamakta zorlandığımız o kelimeyi biz ağaç misali izah ettiğimizde konu açık ve beyan olmaya başlıyor. Bunu örnek o noktadan hangi kelimeler? temesül temessül ve teşahhus ve tereşuh kelimeler. Bunlar hepsi birbirine yakın kelimeler gibi duruyor. Lugatta karışır. Ama bunu şimdi ağaç misaliyle baktığımızda oh diyoruz tamam şimdi oturdu bak. Bununla izah edilirmiş diyorsun hatta başka şey yok. Çekirdekten ağacın olmasına, içinin dışarıya görünmesine temessül denir. Bak temessülü neyle anlattık? Ağaç misaliyle anlattık. Temessül şudur budur deyip izah da edilebilir. Ama bir misalle anlattığınızda o kanuniyeti kullandığın için rahatsız. Çekirdekten ağaç olmasına, içinin dışarıya görünmesine temessül denir. Ağaç nedir? Çekirdeğin temessülüdür. Ağaç çekirdeğin temessülüdür. İçinin dışına çıkmış hali değil midir? Buna temessül denir. Bak şimdi ağaç misalle ben temessülü izah ettim. Ağacın bütün yapısı çalıştı, kendisinden sağdı, bir şey çıkardı ve meyve üretti. Bu sürecin adı tereşruhtur. Bak bütün ağaç var. Ağaç çalıştı çalıştı bir netice çıkarttı. Bir meyve çıkarttı. Bir ürün çıkarttı. İşte bu meyve nedir? Tereşuhtur. Çıkan şey bak gene neyi kullandım? Ağacın meyve çıkartma sistematiğinden tereşuh kelimesini izah ettim. Çıkan şey ayrı bir şey. Ayrı çekirdeği var. Bu da teşahhüstür. Şimdi bir çekirdek vardı. Ağaç olmuştu. O ağaçta çalıştı bir meyve verdi. Ayrı bir meyve oldu. Yani öncekinden bir şeyler farklı, bir teşahhüs. O bütün şey, diğer meyvelerden de gene baktığında detaylı bir farklılık var. İşte bu nedir? Ayrı bir şekilde bu teşahhustur. Şahıslanmıştır. Tereşuh bütünün sürecidir. Teşahhus ise şahıslanmasıdır. O bütün sürecin meyve verme sürecine tereşuh diyoruz. Ama onun e, tek bir meyve olarak ayrı ayrı olması da teşahhustur, şahıslanmasıdır. Mesela burada nasıl şey yapmışız? Şöyle. Çekirdekten ağaç olması. Çekirdekten ağaç olması. Temessül. Ağacın e, bir çekirdek olması. Çekirdeğe hülasalanması. Hüla teşahhus. Bütün ağacın çalışıp meyveyi çıkartması da neydi? Tereşuhtu. Ne oldu? Bak bu hem yani şekillendirmiş olduk hem de konuyu çok karışık olduğunu düşündüğümüz mevzu çekirdek ağaç ilişkisiyle çok rahat anlatıldı. Yani aynen çok basitleşiyor. Şimdi son başlıkta gene bu üçlemenin bir parçası ruh beden ilişkisi. Ruh beden ilişkisi de üstad kullanıyor. Ee, güneş mevcudat çekirdek ağaç ilişkisi daha çok kullanılıyor. Külliyatta çokça görüyoruz zaten üstad hep kullanıyor bunu. Ruh beden de kullanıyor. Ruh beden ilişkisiyle de anlayamadığımız, anlatılamayan konu da akla yakınlaşmış oluyor. O da bir elimizde kullanacağımız yöntem. Hemen şimdi ona bakalım. Müzik